Güneş ışınlarının yeryüzüyle yaptığı açı büyüdükçe cisimlerin aynı saatlerde ölçülen gölge boyu kısalır. Buna göre Oğlak dönencesinde bulunan bir ağacın mevsimlerin başlangıç tarihlerinde ve aynı saatte ölçülen gölge boyları aşağıda verilen grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Öncelikle Oğlak Dönemcesinde 21 Aralık'ta güneş ışınları dik açıyla geleceği için bugün burada herhangi bir gölge boyunun oluşmasını beklemiyoruz. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ikisinde de gölge boyunun oluşmasını ama maksimum düzeyde oluşmasını beklemiyoruz. 21 Haziran'a geldiğimizde ise en uzun gölge boyunun oluşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bunu bize veren şık B şıkkındaki grafik. Yanda verilen grafikte herhangi bir tarihte ve aynı yerel saatlerde güneş ışınlarının yengeç ve oğlak dönenceleri ile ekvatora gelme açıları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre belirtilen tarih ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada gelme açısına baktığımız zaman oğlak dönencesi üzerine dik açıyla geldiğini görüyoruz güneş ışınlarının. Yani oğlak dönencesine eğer dik açıyla geliyorsa bu tarih 21 Aralık tarihi olmalı. Hemen bunu not edelim ve ifadelere bakalım. Birinci ifade kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır diyor. Evet çünkü oğlak dönencesine dik geldiği için güney yarım kürede yaz yaşanırken kuzey yarım kürede kış yaşanacak. 2. Bu tarihten itibaren güney yarım kürede güneş ışınlarının gelme açısı büyür diyor. Hayır tam tersi artık gelme açısı daralmaya başlayacak. 3. Ekvator sıcaklığı diğer konumlara göre daha fazladır diyor. Hayır, en sıcak olan yerin oğlak dönencesi üzerinde olmasını bekliyoruz. Burada yaz mevsiminin yaşanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı. Yanda verilen dünya görselinde eşit yükseltilerdeki şehirlerin konumları gösterilmiştir. Verilen konumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, Güneş ışınları M ve N şehirlerine yılda iki kez dik olarak düşer denilmiş. M ve N şehirleri ekvator üzerinde yer aldığı için 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik olarak gelecek. Dolayısıyla yılda iki kez dik olarak düşer. B, bakalım K ve S şehirlerinde hep Aynı tarihlerde hep farklı mevsimler yaşanır denmiş. K ve S şehirlerine baktığımız zaman S şehri Güney Yarım Küre'de, K şehri ise Kuzey Yarım Küre'de hep farklı mevsimler yaşanacaktır. Mesela S şehrinde yaz yaşanırken K şehrinde kış mevsimi yaşanır. K'de yaz yaşanırken S şehrinde kış mevsimi yaşanır. Şu şeklinde hep farklı mevsimleri yaşayacaklar farklı yarım kürelerde yer aldıkları için. L ve R şehirlerinde Aynı tarihlerde yaşanan gece süreleri hep farklıdır denilmiş. L ve R şehirleri farklı yarım küredeler, evet. Ancak 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde bu iki şehirde de tıpkı dünyanın geri kalanında olduğu gibi gece süreleri aynı olacaktır. Dolayısıyla bu şıkkımız yanlış. Herhangi bir tarihte K şehrindeki düz bir zemine düşen güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde değişir. Evet, dünyanın günlük hareketi sonucunda farklı açılarla gelecektir. Cevabımız C. Güney yarımküredeki gündüz süreleri güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği tarihten itibaren kısalmaya başlar. Yanda dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında bulunduğu bazı konumlar verilmiştir. Buna göre dünyanın Belirtilen konumlar arasında gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleri arasındaki tüm günlerde aynı gün içinde Güney Yarımküre'den Kuzey Yarımküre'ye gidildikçe gündüz süreleri uzar denilmiş. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a doğru gidildikçe Kuzey Yarımküre'de gündüz süreleri uzamaya başlar ancak tüm tarihlerde bu durum böyle değildir. 21 Mart'a geldiğimizde Gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiğini görürüz. O yüzden bu ifade yanlış. B şıkkı 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasındaki tüm günlerde aynı gün içinde ekvatordan Kuzey veya Güney Yarımküre'ye gidildikçe gece süreleri uzar denilmiş. Ancak bu tarihler Ekinoks tarihleri ve dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri birbirine eşit olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu yorum yanlış bir yorum. C şıkkına bakalım. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri arasındaki tüm günlerde kuzey ve güney yarım kürelerin herhangi bir konumuna güneş ışınları aynı açıyla gelebilir denilmiş. Bu yorum doğru bir yorum. Bu tarihler arasında dünyanın herhangi bir noktasına güneş ışınları benzer açıyla gelebilir iki yarım kürede de. D şıkkına bakalım. 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri arasındaki tüm günlerde kuzey yarım küredeki birim yüzeye düşen ışık ışınlarının sayısı, güney yarım küredeki birim yüzeye düşen ışık ışınlarının sayısından hep fazladır denilmiş. Hayır, mesela 21 Aralık'a doğru geldiğimizde güney yarım kürenin aldığı ışık ışınlarının bir sayısı kuzey yarım küreye göre daha fazladır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yanda dünyanın güneş etrafında dolanırken belirli tarihlerdeki konumları gösterilmiş ve her farklı tarihte yarım küreler numaralarla belirtilmiştir. Buna göre yarım kürelerde belirtilen konumlarda yaşanan olaylarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye baktığımızda 3 ve 8 ile gösterilen yarım kürelerde yaz mevsimi yaşanır denmiş. 3 ile gösterilen konum burası, 8 ile gösterilen konumda burası. 8 ile gösterilen konum 21 Aralık ve Güney Yarımkürede olduğu için burada yaz yaşanacak. Aynı şekilde 21 Haziran'daki 3 numaralı konum Kuzey Yarımkürede ve dolayısıyla yine 3 numaralı konumda da yaz mevsimi yaşanacak. Birinci ifademiz doğru. 2'ye geçelim. 2 ve 5 ile gösterilen yarımkürelerde kürelerde ilkbahar mevsimi yaşanır denmiş. 2'ye bakıyoruz. 2 Güney Yarım Küre'de ve 21 Mart'ta. Burada 2 numaralı konumda sonbahar görülecek. 5 numaralı konuma baktığımız zaman 23 Eylül tarihi ve Kuzey Yarım Küre'de olduğu için burada da aynı şekilde sonbahar görülecek. Yani bu öncülümüz yanlış. 3'e bakıyoruz. 1, 2, 5 ve 6 ile gösterilen yarım kürelerde Gece ve gündüz süreleri eşittir denilmiş. 1 2'nin olduğu zaman dilimi 21 Mart. 5 ve 6'nın gösterildiği zaman dilimi de 23 Eylül. Bu iki tarihte de ekinoks tarihleri olduğu için gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı 1 ve 3. Gün içinde ölçüm aletlerinden elde edilen verilere göre meteorolojik tahminler yapılır. Aşağıda meteorolojik tahminlerde kullanılan aletler ve görevleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde meteorolojik aletler ile görevleri doğru eşleştirilmiştir? A'da rüzgarın hızını, yönünü tespit etmeye yarayan alettir denilmiş. Bu alet anemometredir. Yani 4 numaralı görsel B'de hava sıcaklığını ölçen alettir diyor. O da 2 numaralı görseldeki termometre. Açık hava basıncını ölçen alettir denilmiş C'de. Barometre ile biz açık hava basıncını ölçeriz. Dolayısıyla C'de 3 numaralı görselle eşleşiyor. Havadaki nem miktarını ölçen alet ise 1 numaralı görseldeki higrometredir. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Aşağıda bazı hava olaylarına ait görseller verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tanımlardan hangisi görselleri verilen hava olaylarından birine ait değildir diye soruyor. İlk görselimiz bize kar olarak gösterilmiş. İkincisi dolu. Üçüncüsü ise kırığı. Şimdi şıklara gelelim. A şıkkında Bulutlardaki su buharının buz kristalleri şeklinde katılaşması sonucu oluşan yağış şeklidir diyor. Bu yağış şeklinin kar olduğunu biliyorum. B'ye bakalım. Bulutların içindeki su damlacıklarının aniden soğuyarak donması sonucu oluşan yağış şeklidir diyor. Bu da dolunun tanımı. C'ye bakalım. Yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının havada asılı duran taneciklerin üzerinde yoğuşması sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıklarının oluşturduğu bulut şeklindeki yapıdır diyor. Bunun sis olduğunu biliyorum. D'ye baktığımızda yeryüzüne yakın yerlerdeki su buharının sıcaklığın sıfır derecenin altında olduğu zamanlarda yeryüzünün soğuk yüzeylerine çarparak katılaşması sonucu oluşan yağış şeklidir diyor. Bu da kırığının tanımı. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Aşağıda bir bölgeye kurulmuş rüzgar santral türbününün 3 günlük süreçte dönüş süratlerindeki değişim verilmiştir. Ölçüm yapılan günlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım. Birinci gün Rüzgar santralinin bulunduğu bölge ile çevresindeki bölgeler arasında sıcaklık farkı diğer günlerden daha fazladır demiş. Bunu nasıl inceleyebiliriz? Dönüş süratlerine bakabiliriz. Birinci gün 5 km bölü saat, ikinci gün 3 km bölü saat, üçüncü günde 1 km bölü saat şeklinde dönüşler gerçekleşmiş. En süratli olan gün birinci gün olduğu için demek ki burada rüzgar daha süratliymiş. Yani sıcaklık farkı diğer günlerden burada daha fazlaymış. İkiye bakalım. Rüzgar santralinin bulunduğu bölge ile çevresindeki bölgeler arasında basınç farkı zamanla azalmıştır denilmiş. Evet gitgide dönüş süreti düşmüş 5'ten 3'e 3'ten 1'e. Bu demek oluyor ki aralarındaki basınç farkı zamanla düşmüş ve dolayısıyla da rüzgarın süreti azalmış. 3'e bakalım. Üçüncü gün rüzgar santralinin çevresindeki tüm bölgeler alçak basınç bölgesi haline gelmiştir. Böyle bir yorum yapamıyorum. O yüzden bu ifadeye doğru diyemiyorum. Dolayısıyla cevabım B şıkkı. Buna göre verilen olayın gerçekleşmesine neden olan dünya hareketi aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesine neden olur? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ve Güneş etrafında dolanması sonucunda farklı olaylar meydana gelir. Dünya'nın hareketi sonucunda gerçekleşen bir olayla ilgili şu bilgi veriliyor. Güneş ışınları sabah vaktinden öğle vaktine kadar daha büyük açılarla geleceği için cisimlerin gölge uzunluğu artar. Burada dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden bahsediyoruz. Bu örnekte olduğu gibi aşağıda bir örnek arayacağız. Yani o olayın dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda gerçekleşmesini bekleyeceğiz. A şıkkına baktığımızda mevsimlerin oluşması diyor. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Güneş'in etrafında dolanmasıdır. C şıkkında gece ve gündüz süresinin değişmesi diyor. Bu da aynı şekilde Güneş etrafında dolanması sonucu gerçekleşiyordu. D şıkkında güneşin doğuş ve batış saatinin ve yerinin değişmesi diyor. Bu da yine dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu gerçekleşir. Ancak B şıkkına baktığımızda gece ve gündüzün oluşması, kendi etrafında dolanması sonucu gerçekleşir. Yani cevabımız B şıkkı. Ankara iline ait 5 günlük beklenen hava durumuna ait tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda verilen bilgiler kullanılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? 1. Çevre illeri ile arasındaki basınç farkının 1 Mayıs'ta en az olması beklenmektedir deniliyor. Bakıyorum. Rüzgarların hızlarına bakıyorum. En düşük olduğu zaman 21 Mayıs Cumartesi günü. Dolayısıyla bu tarihte basınç farkının diğer illerle daha az olmasını bekleyebilirim. 2. Nem oranı arttıkça hava sıcaklığının artması beklenmektedir deniyor. Buradaki en yüksek nem oranları 80 ve 83 gibi düşünürsek sıcaklıkların da en yüksek değerlerinde 24 ve 25'e denk geliyor. Ancak alakası olmadığını görüyoruz. Çünkü beklenen en yüksek sıcaklık mesela burada 27 derece olarak verilmiş ve bu noktada da nem düzeyi aslında en düşük seviyede. Dolayısıyla bu ifade yanlış. 3. 2 Mayıs'ta kesinlikle yağmur yağmayacaktır deniliyor. 2 Mayıs'ta yağmur yağıp yağmayacağının kesinliğinden bahsetmemiz mümkün değil. Zaten bunlar tahmin edilen değerler. Gün içerisinde değişebilecek şeyler. O yüzden bu ifade doğru değildir. Cevabımız A şıkkı yalnız bir. Uzayda bir aradaymış gibi görünen yıldızların oluşturduğu gruplara takım yıldız denir. Büyük ayı takım yıldızın ülkemizin bir bölgesinde farklı mevsimlerde ve aynı saatlerde gözlemlenen konumuna ait görünümler yanda verilmiştir. Buna göre büyük ayı takım yıldızın gözlemlendiği görünümlerdeki tarihlerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisinin doğruluğu kesin değildir? A şıkkına bakıyoruz. Bu konumdayken güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır denilmiş. Evet, bu konumdayken. Güney yarımkürede, kuzey yarımkürede kış yaşandığı için güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. B'ye bakalım. Bu konumdayken kuzey yarımkürede gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir denilmiş. Evet. Burada ilkbahar mevsimini yaşıyoruz. Yani 21 Mart tarihi, ekinoz tarihi. Dolayısıyla da gece gündüz süreleri birbirine eşittir. C'ye bakalım. Bu konumdayken güney yarımkürede gündüz süresi gece süresinden azdır denilmiş. Evet. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken Güney yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor ve gece süreleri daha azdır. D'ye bakalım. Bu konumdayken güneş ışınlarının kuzey yarımküreye gelme açısı, güney yarımküreye gelme açısından küçüktür deniliyor. Kuzey yarımkürede sonbahar yaşanırken bu noktada Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi yaşanıyor ancak güneşin gelme açılarının küçük ya da büyük olmasıyla ilgili bir kesinlik söz konusu değildir. Cevap D şıkkı. Atmosferde yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde oluşan hava hareketine rüzgar denir. Aşağıda birbirine komşu olan 3 şehirde gerçekleşen hava hareketleri gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M şehirleri ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Kesinlikle en altını çizelim. Ve bu görsellere göre bilgilerimizi bir yerleştirelim. K şehrinin görseline baktığımız zaman burada alçalıcı hava hareketi gözlemliyorum. Ve okların merkezden dışarıya doğru gittiğini görüyorum. Bu bana K şehrinde yüksek basınç alanının oluştuğunu söylüyor. Aynı görsel M şehri için de geçerli. Dolayısıyla M şehri de yüksek basınç alanı altında. Ancak L'ye geldiğimde yükselici hava hareketi gözlemliyorum. Buradaki oklar dışarıdan merkeze doğru geliyor. Bulutlar görüyorum, yağış görüyorum. Dolayısıyla buradaki nem miktarının fazla olduğunu, sıcaklığın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bütün bunlar bana L şehrinin alçak basınç alanı olduğunu gösteriyor. A şıkkına bakalım. K şehrinden L şehrine doğru rüzgar oluşur demiş. Evet K şehri yüksek basınç alanına sahipken L şehri alçak basınç alanına sahip. Burada bir rüzgar oluşumu gözlemleyeceğim. Ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru gittiğim için burada rüzgarın yönünün K'den L'ye doğru oluşmasını bekliyorum. Birinci bilgim doğru. İkiye bakalım. K şehrinden M şehrine doğru rüzgar oluşmaz demiş. Bunun kesinliği söz konusu değil. Birbirleriyle olan durumu hakkında tam olarak bir şey söyleyemem. Belki K şehri M'ye göre daha sıcak olabilir. Bir sıcaklık farkı olabilir. Dolayısıyla da bir rüzgar oluşumu bekleyebilirim iki şehir arasında. O yüzden bu bilginin kesinliği ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. C'ye gelelim. M şehrindeki sıcaklık K şehrindeki sıcaklığa eşittir diyor. Eşit olabilir. Evet ikisi de yüksek basınç olarak gösterilmiş. Eşit olabilir ama olmaya da bilir. B şıkkında açıkladığımız gibi aralarında bir rüzgar oluşabilir. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış. Yanlış demeyelim. Kesin doğru değil. Kesinliğinden bahsedemiyoruz. D'ye geldiğimizde K şehri L ve M şehirlerine göre yüksek basınç alanı etkisindedir. L'ye göre evet yüksek basınç alanı etkisinde ama M ile olan durumu hakkında kesin bir ifade kullanamıyorum. Dolayısıyla kesin olarak konuştuğum tek şık A şıkkı cevabımız. Aşağıda verilen görselde dünyanın güneş etrafında dolanımı sırasında belirli tarihlerdeki konumları gösterilmiştir. Buna göre dünyanın belirtilen konumlarında yaşanan olaylarla ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. 21 Mart tarihinde kuzey yarımkürede ilk bahar mevsimi başlar. Evet, doğru. 21 Aralık tarihinde güney yarımkürede en uzun gündüz süresi yaşanır. Evet, çünkü 21 Aralık tarihinde güney yarımküredeki Oğlak dönencesi üzerine güneş ışınları dik açıyla gelir ve burada yaz mevsimi başlar. Dolayısıyla da en uzun gündüz süresini bugün yaşar. C şıkkına bakalım. 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir bölgede gece ve gündüz süreleri eşittir. Bu iki tarih bizim ekinoks tarihlerimiz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde gece gündüz süresi birbirine eşittir. 22 Mart tarihinden 22 Eylül tarihine kadar kuzey yarımkürede gündüz ve gece süreleri bir kez eşitlenir diyor. Ancak 22 Mart tarihinden 22 Eylül tarihine kadar herhangi bir yerde gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla yanlış bir ifade. Çünkü bu tarihler arasında herhangi bir eknoks tarihi bulunmamaktadır. Cevabımız D. Aşağıda verilen görselde birbirine komşu olan iki bölgede meydana gelen dikey hava hareketlerinin yönleri gösterilmiştir. Bir öğrenci aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerin yukarıdaki görselde gösterilen hava hareketlerinin gerçekleştiği bölgelerden hangisine ait olduğunu belirleyerek her bölgeye ait olan bilgilerin bulunduğu kutucukları farklı renklere boyayacaktır. Buna göre kutucuklar doğru boyandığında tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bu bölgelerin yüksek basınç mı yoksa alçak basınç alanları mı? Bunların hangisine ait olduğunu belirleyelim. Birinci bölgede alçalıcı hava hareketi görülüyor. Dolayısıyla buranın yüksek basınç alanı olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bölgede ise yükselici hava hareketi görüyorum. Isınan hava yükseliyor. Dolayısıyla burada da alçak basınç alanı oluşmuş ikinci bölgede. Şimdi bakalım ilk kutucuğa alçak basınç bölgesidir diyor. Bu ikinci bölgemiz yazalım. Yüksek basınç bölgesidir demiş. Buraya da birinci bölgemiz olduğunu söyleyelim. Yağış olma ihtimali yüksektir diyor. Yağış olma ihtimalinin olduğu bölge ikinci bölge. Havanın yoğunluğu fazladır diyor. Havanın yoğunluğunun fazla olması için o bölgede yüksek basınç alanı olmalı. O yüzden bir numaralı bölgeyi tercih ediyoruz burası için. Bir sonraki kutucukta havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur demiş. Bu da bize alçak basınç alanı ile ilgili bir özellik olarak görünüyor. O yüzden 2 diyoruz. Son kutucuğa geldiğimizde hava soğuktur demiş. Havanın soğuk olduğu alanlarda yüksek basınç alanı gözlemlenir. Yani bu da birinci bölgeyi bizim için temsil etmekte. Bölgeleri eşleştirdikten sonra boyayacak olsaydım atıyorum 2 numaralı bölge için mavi kalem tercih ediyorum. Tıpkı şıklarda olduğu gibi. Dolayısıyla şu şekilde bir boya yapmış olacaktım. Bu da bana B şıkkında bu durumu verdiği için cevabımız burada yer almakta. Bir öğrenci yaşadığı bölgede düzlemine dik olarak sabitlediği bir cismin mevsimlerin başlangıç tarihlerinde ve öğle vakti gölge boylarını ölçerek aşağıdaki grafikte göstermiştir. Buna göre öğrencinin yaşadığı bölge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öncelikle bu bölgenin ben kuzey yarım kürede olduğunu düşünmek istiyorum. Dilersek güney yarım küre gibi de düşünebiliriz. Bu durumda M tarihi benim için 21 Haziran'ı temsil ediyor. K tarihi de 21 Aralık oluyor. L ve N tarihleri de bizim ekinoz tarihlerimiz. A şıkkına baktığımızda L tarihinde en uzun gece yaşanmış olup bu tarihten sonra da gece süreleri kısalmaya başlamıştır deniyor. Hayır. Bu tarih bir ekliokssa tarihi olduğu için gece gündüz süresi birbirine eşittir. Yanlış bir ifade. B'ye bakıyoruz. N tarihinde en kısa gündüz yaşanmış olup bu tarihten sonra da gündüz süreleri uzamaya başlamıştır denilmiş. Hayır, bu da yanlış. N de bizim eklioks tarihlerimizden bir diğeri çünkü. C'ye bakalım. M tarihinde yaz mevsimi yaşanmaya başlanmış ve bu tarihten sonra da gündüz süreleri kısalmaya başlamıştır deniliyor. Evet M tarihindeki gölge boyumuz sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla demek ki bu tarihte burada yaz mevsimi başlamış ve en uzun gündüzü yaşamışız. Artık bu noktadan sonra gündüz sürelerimiz kısalmaya başlayacak. B'ye bakalım. K tarihinde yaz mevsimi yaşanmaya başlanmış ve bu tarihten sonra da gündüz süreleri kısalmaya başlamıştır denilmiş. Hayır, K tarihinde gölge boyum olabilecek maksimum seviyede dolayısıyla kış mevsimini yaşıyorum. O yüzden D da yanlış. Yani cevabımız C şıkkı. Dünya üzerinde bir konumda belirtilen yüksekliklerde bir gün arayla higrometre ile havadaki nem miktarı ölçümü yapılmıştır. Buna göre yükseklik farkına bağlı her iki durumda nem oranında bir önceki güne göre gerçekleşen değişim Aşağıdakilerin hangisine doğru belirtilmiştir? Bakıyoruz, bir gün arayla ölçümler yapmışız. Birinci durumda 1500 metrede ilk gün yaptığımız ölçümde havanın açık olduğunu görüyoruz. İkinci gün baktığımızda kar yağışı gözlemliyoruz. Yani ilk güne göre havadaki nem oranının azalmasını bekleriz, çünkü var olan nem kar yağışına dönüşmüş. İkinci durumda 10 metrede ölçümler yapılmış. İlk gün yine hava açık ancak ikinci gün yoğun bir sis durumu söz konusu. Yine havadaki nem miktarı bir hava olayına dönüşüyor. Bu sefer sise dönüşüyor. Yani iki durumda da havadaki nem miktarımız azalıyor. Cevabımız D şıkkı. Buna göre çizilen grafikten hareketle K, L, M ve N bölgeleriyle ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur denilmiş. Bilgiyi okuyalım. Atmosferde bulunan sera gazı miktarının artması sonucu oluşan küresel ısınma nedeniyle küresel iklim değişiklikleri görülür. Küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkmasında en büyük etken insan faaliyetleridir. İnsan faaliyetlerinin küresel iklim değişikliği üzerindeki etkisini araştırmak için yapılan deneyde bir ay boyunca aynı şehrin eş yükseltilerdeki K, L, M ve N bölgelerinde öğle vakti aynı saatte hava sıcaklıkları ölçülüyor. Ölçülen sıcaklıkların ortalaması alınarak yandaki grafik çiziliyor. Bakalım doğru olan yorumlara odaklanacağız. Birincisine bakıyoruz. K bölgesi şehir merkezinden uzaktaki ormanlık bir alan olduğu için ortalama sıcaklık değeri düşük çıkmış olabilir denilmiş. K şehrinin ortalama sıcaklığı diğerleriyle neyle aynı ama en küçük değerlerden birisi. Dolayısıyla olabilir şehir merkezine uzak bir yer olabilir. 2'ye bakalım. L bölgesi şehir merkezine yakın yere kurulan organize sanayi bölgesi olduğu için ortalama sıcaklık değeri yüksek çıkmış olabilir çok da mümkün çünkü L en yüksek değere sahip ve insan faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir konum olabilir. Dolayısıyla 2 de doğru. M bölgesi şehir merkezi ise güneş ışınları aynı zaman diliminde N bölgesine göre daha az geldiği için ortalama sıcaklık değeri yüksek çıkmış olabilir. Güneş ışınlarının daha az gelmesi durumu söz konusu değildir M noktasında N'ye göre. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Cevabımız B şıkkı. Bulundukları yarım küreler bilinmeyen K, L, M, N ve P şehirlerinde aynı gün saatte ölçülen hava sıcaklığı ile gözlemlenen hava olayları aşağıda verilmiştir. Buna göre şehirlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bire bakıyoruz. N şehri diğer şehirlerinden farklı bir yarım kürede bulunuyor olabilir. Bu şehirlere baktığımız zaman K, L, M ve P şehirlerin sıcaklıkları birbirlerine yakın görünüyor. Ve yaşadıkları hava olayları da çok uzak değil birbirlerinden. Ama N'ye baktığımız zaman sıcaklık epey bir düşük ve aynı zamanda da kar yağışı olduğunu görüyoruz. Olabilir, farklı bir yarım kürede bulunuyor olabilir. Dolayısıyla 1'e doğru diyorum. 2'ye bakıyoruz. K ve M birbirine komşu şehirler ise... Rüzgar M şehrinden K şehrine doğru esiyor olabilir denmiş. Bakıyorum. K'nin sıcaklığı 34 derece. M'nin sıcaklığı ise 30 derece. M'deki sıcaklık daha düşük olduğu için M şehrinde yüksek basınç gözlemlenirken K şehrinde alçak basınç gözlemlenecek. Dolayısıyla da rüzgarın yönü M şehrinden K şehrine doğru olabilir bu ifade doğru. 3'e bakalım. Birbirine komşu olan L ve P şehirleri arasında yatay doğrultulu hava hareketi gözlemlenmeyebilir demiş. İkisinin de sıcaklık değeri 21 derece olarak görünüyor. L 21, P de 21. Bir sıcaklık farkı olmayacağı için ikisi arasında yatay doğrultulu hava hareketi gözlemleyemeyebiliriz. Yatay doğrultulu hava hareketi ne demek? Rüzgar demek. Bunu gözlemlemeyebiliriz. Dolayısıyla 1, 2, 3 hepsi doğru. Cevabımız D şıkkı. Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki dolanım sebebiyle güneş ışınlarının dik düştüğü konumlar yıl içinde sürekli olarak değişir. Yukarıda tarih sırasına göre verilen 1, 2, 3 ve 4. şekillerde güneş ışınlarının dünya üzerine dik düştüğü konumlar kırmızı çizgiyle gösterilmiştir. Verilen şekillerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. İkinci şekil, dünyanın 21 Haziran ile 23 Eylül tarihleri arasındaki bir konuma aittir ve bu konumda kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır denilmiş. Öncelikle birinci şeklin 21 Haziran olduğunu görüyoruz çünkü güneş ışınları yengeç dönencesi üzerine dik düşmüş ve yengeç dönencesi üzerinden Güneş ışınları bir tık aşağı inmiş ancak henüz hala ekvatora kadar ulaşamamış. Bu nedenle 21 Haziran'dan 23 Eylül'e geçişin gerçekleşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla A şıkkındaki yorumumuz doğru. 21 Haziran ile 23 Eylül tarihleri arasında bir yerde ve kuzey yarım kürede. O yüzden B şıkkına geçelim. Dünya ikinci şekildeki konumundan üçüncü şekildeki konumuna gelirken dünya üzerindeki tüm noktalarda bir kez gece gündüz eşitliği yaşanmıştır deniliyor. Baktığımız zaman iki numaralı konumdan üç numaralı konuma geçildiğinde ekvatordan bir kez geçilmiş. Dolayısıyla burada dünyanın her yerinde gece gündüz süresinin eşitlendiğini bir kez söyleyebiliriz. C'ye baktığımızda Dünya birinci şekildeki konumundan dördüncü şekildeki konumuna geldiğinde güneş etrafında bir tam donanımını tamamlamış olur demiş. Birinci şekilden dördüncü şekle geldiğinde dördüncü şeklimizin 21 Aralık olduğunu biliyoruz. Çünkü Oğlak Dönencesi üzerinde yaz, sonbahar ve kışa gelinmiş Kuzey Yarımküre için. Ancak henüz ilkbahar yaşanmamış mesela. O yüzden tam bir turunun atıldığını söyleyemeyiz. Bu turun yarısında kalınmış. Buraya çizeceğim görseli hatırlarsınız. Bu yeşil şekiller dünyayı canlandırsın. Önemli tarihlerdeki dünyanın konumu. Ve bir de güneş çizeyim. Güneşin etrafındaki dolanımı sırasında. Biz birinci konumdan dördüncü konuma geçtiğimiz süreç içerisinde yalnızca şu hareketi yapmış oluyor. Buradan buraya gelmiş oluyor. Ancak bir de 21 Aralık tarihinden itibaren 21 Haziran'a bir daha dönmesi gerekir ki tam bir turun atsın. Ancak bunu başaramamış. Dolayısıyla da bu şıkkımız yanlış olmuş oluyor. D şıkkına bakalım. Dünya üçüncü şekildeki konumundan dördüncü şekildeki konumuna geçerken her iki yarım kürede de mevsim değişimi yaşanmaz deniyor. Dünya üçüncü konumundayken 23 Eylül artık geçmiş ve 21 Aralık'a doğru gitmişiz. Dolayısıyla 23 Eylül ile 21 Aralık tarihleri arasında bir yerdeyiz. Henüz bir mevsim değişimi yaşamıyoruz. Kuzey yarım küre için sonbahar, son güney yarım küre için ise ilkbahar yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Buna göre ülkemizde bölgelerin iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ülkemiz 7 coğrafi bölgeye ayrılır ve bu bölgelerde Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim olmak üzere 3 iklim çeşidi görülür. Aşağıdaki haritada ülkemizin coğrafi bölgeleri ve bu bölgelerde görülen iklim çeşitleri gösterilmiştir. A şıkkına bakalım. Bölgelerdeki iklimlerin belirlenmesinde meteorologlar görev almıştır. İklimlerin belirlenmesine meteorologlar değil, klimatologlar görev alır. O yüzden yanlış. B şıkkında Karadeniz bölgesinin iklim özelliği için yarın yağmur bekleniyor ifadesi kullanılabilir. Eğer yarın yağmur bekleniyor diyorsak o bölgenin ikliminden değil, hava olayından konuşmuş oluruz. O yüzden bu da yanlış. C'ye bakalım. 21 Nisan tarihinde Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinin iklim özelliği için soğuk ve kar yağışlıdır ifadesi kullanılabilir denilmiş. Bu da yine aynı şekilde bir hava olayından bahsedildiği bir cümle. Dolayısıyla bu da yanlış. D'ye bakalım. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim özelliği için Yazlar kurak ve sıcaktır ifadesi kullanılabilir. Evet, biz iklimden bahsederken bu ifadeleri kullanabiliriz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı.